Berat gecesi de günahlardan, suçlardan kurtulma demek. Berat biliyorsunuz, af gecesidir. Berat gecesi Şaban ayının ortasına denk gelen gecedir. Malum Şaban ayı da Ramazan ayından sonra en mübarek ayıdır. Peygamber Efendimiz en çok bu ayda oruç tutarmış Ramazan'dan sonra. Bu gecenin faziletine dair çeşitli bilgiler vardır, rivayetler vardır. Mesela Kur'an-ı Kerim'in bu gece inmeye başladığına dair, bunun Kadir Gecesi olduğu kabul edilir de bazıları da diyorlar ki, efendim Kur'an-ı Kerim işte Levh-i Mahfuz'dan dünya semasına bu gece indi. Kadir Gecesi'nde de Peygamber Efendimiz'e vahyedilmeye başladı şeklinde ifade ediliyor. Şimdi bu geceye ilgili olarak işte kıblenin değişme hadisesi bu güne ait diyorlar. Peygamber Efendimiz Medine'de Mescid-i Aksa'ya doğru namaz kılıyordu. İşte bu gecenin gündüzünde Medine'de Mescid-i Kıbleteyn'de namaz kılarken "Sabri fevelli vecheke şadral mescidil haram" yüzünü Mescid-i Haram'a çevir ayet-i kerimesi gelince o zaman demek ki Kudüs'ten Kabe'ye doğru kıble değişmiş oluyor bu gecenin gündüzünde. Ayrıca bir hadis-i şerifi hatırlıyorum. Bu gece efendim ümmetimden cehennemlik olanlar, efendim günahkar olanlar affedilecek. Yani ne kadar affedilecek? Beni Kelp kabilesinin koyunlarının tüyleri adedince. Tabii bu çokluktan kinayedir. Bu gece tabii bu geceye mahsus özel bir ibadet yoktur ama biz genellikle bütün gecelerde işte Kur'an-ı Kerim okuruz, efendim namaz kılarız, kaza namazı kılarız, nafile namaz kılarız. Efendim bir de dua Peygamber Efendimizin Kadir Gecesi'nde olsun, diğer gecelerde Allahümme inneke afuvun kerimun tuhibbul affe fa'fu anna. Ya Rabbi sen çok affedicisin, kerimsin, affı seversin, bizi affet şeklinde dua edilir. Neticede artık Ramazan'a da 15 gün kalmış oluyor neticede. Onun Ramazan'ın heyecanı duyulmuş olur ve bu geceyi böyle fırsat bilip beraat diyoruz zaten inşallah suçlardan, günahlardan arınmanın bir vesilesi yapmaya çalışırız. Bu geceyi böylece değerlendirmiş oluruz. Bu gecenin hakkımızda hayırlı olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum.